Gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Ama bir taraftan da TÜİK'ten izin almadan, yani Türkiye İstatistik Kurumu'ndan izin almadan enflasyon rakamlarını açıklayanlara yönelik hapis cezası getirecek bir yasa hazırlığı var. Bunu nasıl okuyor Müjdat Gezen? Bayağı, eğer böyle bir kanun çıkartacaklarsa şimdiden ben enflasyon rakamlarının ne kadar felaket olduğunu açıklıyorum. Hapis cezası sıkıyorsa gelip yapsınlar, hadi buyursunlar. Böyle bir mantıksızlık olur mu ya? Nerede yaşıyoruz? Hitler mi devri bu? Mussolini devri mi yani? Enflasyon rakamlarını açıklarsan eğer hapis cezası. Kim TÜİK kim? Biz insanlarız, biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. En çok konuşma hakkına sahip olan bu ülkede vergisini ödeyen namuslu vatandaşlar. Onlar konuşursa laf olacak, TÜİK'e öyle şey olmaz. Hayır, ya. Bu vatandaşların enflasyonu konuşmalarına engel olmak amacıyla hazırlanan bir tasarı değil. Bazı kuruluşlar var, TÜİK'e alternatif olarak... Evet. Mesela ENAG diye gerçek enflasyon araştırma grubu adı altında çalışan ve TÜİK'e alternatif enflasyon, gerçek enflasyon yani rakamlarını doğruyu söyleyenler demek tespit istiyorsun. Edenler doğruyu söyleyenler. Onlara yönelik olarak böyle bir hazırlık olduğu. Böyle bir şey bu anayasaya aykırı ya bir kere. Anayasanın fikir özgürlüğüne aykırı. Adam açmış, araştırmasını yapmış, söylüyor. Diyor ki TÜİK'e sizin rakamlarınız yalandır, doğru değildir. Bizim açıkladıklarımız halkın önünde, gözü önünde yapılmış rakamlardır. Ve aslına bakarsan TÜİK de böyle bir rakam açıklarken belki bir utanç duyuyor olabilir Uğur yani. Orada çalışan insanlar da neticede etten, kemikten ve ruhtan var olmuş insanlar. İyiymiş yani abi. Belki onlar da rahatsızlık duyuyorlar ama sistem öyle getirmiş ki böyle açıklayacaksınız demiş olmuş. Yoksa bu kadar mantıksızlık olur mu ya? Yani TÜİK'in dışında kim açıklarsa hapis cezası veriyor. Öyle mi? Yani evet öyle gözüküyor. Ben böyle bir yasanın çıkacağına ihtimal vermem. Ben de düşünmek istemiyorum. Yok yok. Ben de yani şeyi yok değil mi? Mantığı yok bunun yani. Bir oturtacağı yer yok bunun ya. Yani konumuz bu gece genel olarak dört mizahçı buluşup da mizah konuşacaklarsa bu hakikaten mizahi bir durumdur. Yani onu söyleyeyim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? İmkan yok buna. Yani bunun meclisten geçmesi falan bence çok zor ya. Ya da şöyle dileyelim, biz yanlış anlamış olalım, kamuoyuna yanlış yansıtılmış olsun. Tam anlamıyla ne diyor? Ve böyle bir antidemokratik hazırlık olmasın, onu dileyelim. İnşallah. Evet inşallah. Ben aslında farklı düşünüyorum. Yani TÜİK'ten fiyatları açıklıyor ya işte, şuradan şunu alıyorlar. Onlar da bir alışveriş yapıyorlar. Sonra diyorlar ki enflasyon bu kadar çıktı. ENAG diyor ki hayır bu kadar değil, daha yüksek. Benim bir talebim var TÜİK'ten. Nereden alışveriş yapıyorlarsa söylesinler, sebze ve meyveyi ben de gidip oradan alayım. Çünkü o çok çok daha ucuz onların aldığı yerler. Evet. Yani o yüzden TÜİK'ten öyle bir de bütün istatistiklere geliyor bu. Sadece enflasyona yönelik değil. Kimse başka istatistik yapamayacak TÜİK'ten izin almadan. Mesela beni ararlar, kış kar yağacak ya falan böyle. Haber kanallarından beni arıyorlar. Ben denizciyim, hava durumunu takip ediyorum diye. Onlara da derim işte %20 kar yağacak, %30. Ben bunları da söyleyemem yani. Yüzde veremem artık. Aziz Esin gelse bugün o da yüzde veremez yani. Yasak. Peki mizaha yasak getirmek mümkün mü? Yok canım, olur mu öyle şey yani? Dünyanın neresinde olmuş? Mizaha yasak getirmek zaten mizahi bir şey ya. Yani komik bir şey yani. Yani düşünmek bile ya komik değil zaten mi? Ya düşünceye yasak getirmek. Yani televizyonlarda yok mesela değil mi şimdi? Sosyal medya yıkılıyor ya. Sosyal medyaya bir baksana, ya bakıyorsunuzdur elbette. TikTok'undan diğerine, Twitter'ından yani WhatsApp'ta
Ya neler oluyor hayatta, neler, çok güldüğüm şeyler geliyor önüme sürekli günde. Yani şekil değiştiriyor, yasak koyamazsın. Hele bu saatten sonra geçmiş olsun. Uğur, ben bir şey izledim ama bu çok matraktı hakikaten. İşte bir cemaat mensubu, çok da güveniyorlarmış ona müritleri filan, zelzeleye karşı şey yaptı. İzlediniz mi bunu? Yok, izlemedim ben. Ben izledim. Şey diyor mesela, zelzeleyi durduruyor adam. Zelzeleye diyor ki, zelzele git. Gidiyor mu? Zelzele git deyince gidiyor. Aynı şekilde diyor ki, o yöne gitme, şu yöne git deyince zelzele diyormuş ki, emir telakki ederim. İzleyen var mı? Bak vallahi billahi. Bunu nerede gördünüz? Ben de okudum. Kanallardan bir tanesini, ismini vermeyeceğim çünkü biliyorsunuz hepiniz. Ha, vermeyeyim. Japonlar bu adamı arıyorlar. İş teklif edecekler ya. Abi zelzeleye gel diyor, geliyor. Git diyor, gidiyor. O yöne gitme. Ve buna inanan müritleri var. O köpeğini zelzele sanmasın mı? Bu bundan, gel, geldi, git, bundan, git. Bundan her şey. Böyle bir şey var mı? Yani mizah, abi biz sonra mizah yaptığımız zaman kimseyi inandıramıyoruz. Baksana hale ya. Bu olmuş bizatihi, oldu yani. Gözümle görüp kulağımla işittim. Hangi depreme git demiş? Yahu şeye diyeme yani, Allah vermesin. Şimdi sıcak konular konuşalım. Deprem de korkutucu bir şey yani. Evet, evet. Yani çok da fena bir fazla şey. Fazla dalmayalım biz depreme. Aman abi, hiç yani. Ama bu adama inanıyor etrafı ya. Nasıl bir çağa geldik, nasıl bir devir yaşıyoruz anlamadım gitti ya. Ama her devirde böyle şeyler vardır. Var var. Değil mi? Var. Bir arada şeyler vardı biliyorsun, medyumlar vardı. Uçanlar vardı değil mi? Bir sürü medyum çıkmıştı, hatırlamıyor musun? Evet evet. Onlar da ne biçim bir tuhaf çocuklardı ya. Tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlardı. Birbirlerine vurdular en sonunda bir. Seyrettim de onu. Şimdi onların da tuhaf tuhaf şeyler yapması, ben yadırgamıyorum. O çıkabilir toplumda böyle tipler de. Onları bir matah gibi ekranlara çıkartanlara, onların akıllarına şaşıyorum ben. Neydi o zaman o kanallar ya? Ya. Hatırlıyor musun? Ya neler çıktı ya? Neler? Hala çıkıyor, belki de biz görmüyoruz. Gündüz programlarında.